denklemde x bilinmeyeni bulalım ve sağlamasını yapalım. x bölü 3'ün 14'e eşit olduğunu biliyoruz. x'i bulmamız için yani x'in eşit olacağı değeri bulmamız için, x'i bu denklemin sol tarafında yalnız bırakmamız gerekiyor. x denklemin sol tarafında zaten. Elimizde x bölü 3 eşittir 14 var. Bunu 1 bölü 3 çarpı x eşittir 14 şeklinde de yazabiliriz. 1 bölü 3 çarpı x, x bölü 3'e eşit olacak. Bunlar denk kesirler. O zaman x'i sol tarafta yalnız bırakıp bu denklemi nasıl çözeceğiz? Başka bir deyişle, x'in önündeki katsayının 1 olmasını nasıl sağlayabiliriz? 1x demekle x demek aynı şey değil mi? x bölü 3 olduğuna göre, x'i yalnız bırakmak için denklemin iki tarafında 3 ile çarpmalıyız. Bunu yaptığımız zaman ne oluyor? x'i hem 3 ile çarpıyoruz hem de 3'e bölüyoruz. Bu da aynı sayıyı 1 ile çarpıp 1'e bölmekle aynı şey. Çünkü bu sayılar birbirini götürüyor. Tabi bir denklemde sol tarafta yaptığımız her işlemi sağ tarafta da yapmamız gerektiğini unutmayalım. Bu iki denklem aynı olduğu için ikisini de aynı anda yapacağım. O zaman sol tarafta neler kalacak bakalım. 3 çarpı bilinmeyenimiz bölü 3. Bilinmeyenin kendisine eşit olacak. Denklemin sol tarafında yalnızca x kaldı. Sağ tarafta ne var? 14 çarpı 3. Peki 14 çarpı 3 kaç eder? 3 kere 10, 30. 3 kere 4, 12. 30 artı 12. Öyleyse sonuç 42 olacak. Böylece x 42'ye eşit oldu. Bu tarafta da aynı işlemi yapacağım. 3 çarpı 1 bölü 3, 1'e eşit. 1x eşittir 14 çarpı 3 olur ve bu da 42'ye eşit. O zaman işlemin sağlamasını yapalım. İlk denklemde x'in yerine 42 koyalım. x'in yerine 42'yi yerleştiriyoruz. x bölü 3 eşittir 14'teki x'in yerine yerleştirelim. O zaman 42 bölü 3 ne edecek? Bölme işlemini uzun yoldan yapalım. Çok da uzun değil ama 4'ün içinde 3, 1 kere var, bir tane var. 1 çarpı 3, 3 eder. 4'ten 3'ü çıkarırsak 1 kalır. 2'yi aşağı indirelim. 12'nin içinde 3, 4 kere var. O zaman 42'nin içinde 14, 3 kere varmış. Yani sonucumuz 14 çıkıyor. Böylece cevabımızı kontrol etmiş olduk.